Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Bina giriş derslerimizin tablo üzerindeki dördüncü bölümündeyiz. İnşallah bugünkü bölümde bunu tamamlayacağız. Ondan sonra kitabın üzerinden okuyacağız. Bunlar hazırlık oluyor. Burada şimdi bir belki dersimizde Rubai Müzeret olan Fealele yani Tehrece babını okumuştuk. Ona mülhaklar olarak 6 tane okuduk. Sonra Rubai Mezid olarak 3 tane bab okuduk. Şimdi El Mülhaku Tedahrece. Yani şu Rubai Mezid olan Tefalele Tedahrece'ye mastarından katılan 1, 2, 3, 4, 5 tane bab var. Mülhaku Tedahrece. Tedahrece kılınan. Tedahrece'nin mastarından tabi katılıyor. Şimdi bunlar tefaalle ya tefaalle tefaalle tecelbebe tecelbebe tecelbeben tedahrucen tecelbeben bak aynı benziyor tefevale ya tefevalu tefevulen tecevrebe tecevrebe tecevreben tefaiyele tefa tefeyale ya tefeyalu tefeyulen teşeytana ya teşeytanu teşeytuna tefavvele ya tefavvelu tefavulen terehveke ya terehveke terehveken tefa'la, tefa'la, tefa'luyen, teselka, teselka, teselkuyen, teselkiyen. Şimdi burada tedahreceye katılıyor bunlar. Tedahreceyi rubai üzerine ziyade edilerek 1, 2, 3, 4 üzerine ziyade edilen bir harf vardı. T. Böylece rubai mezidin birinci nevisi oluyordu bu. Bunun mastarından dolayı şu okuduğumuz fiiller tedahreceye katılıyorlar. Birincisi tecelbebe babı. Tecelbebe, tecelbebe, tecelbeben. Burada bir ziyadeti taifi evveli. Evveline bir ta ziyadesi var. Ve harfin ahiren min cinsi la fiili fi ahiri. Sonra da aynı cinsten bağının cinsinden bir hafta geliyor. Bak tecelbebe. Aslında celebeydi. Evveline ta geliyor. Sonra bir ilave harf geliyor. Toplam beş harf ederek neye benziyor? Mastarı tedahrucuya benziyor. Tedahrucan ona benziyor. Bunun binası ne içindir? Mutabat için demiş. Çünkü tabaya başında tecelbebe zeydün aslında celbebe zeydün olacak. Celbebe zeydün. Zeyd cilbabı giydi. Ve tecelbebe zalike cilbab o cilbapta giyilmiş oldu. Demek elbiseyi örtüyü giyince zeyd ve tecelbebe zalike cilbab o cilbab o çarşaf da giyilmiş oldu. Demek ki o elbisede giyilmeyi kabullendi. Evet. İkinci babı vav geliyor. Fasıl aynı arasına. Tecevrebe, tecevrebe, tecevrebe. Yukarıda cevrebe vardı şimdi. Tecevrebe, tecevrebe, tecevrebe. Geliyor. Bu nasıl meydana gelmiş? Bir ziyadeti taifi evveli. Evveli bir ta ziyade ediliyor. El vavi beynel fa vel ayin. Fasıl aynı arasına bir vav geliyor. Bak fasıl cimdir bu. Ayn radır. Tecevrebe. Bu da mutabaat içindir. Cevrebtuhu çorabı giydim diyor. Tecevrebe. Çorap giymiş oldu. Çorabı giyince çorap giymiş oldu. Cevrebtuhu cevrebe. Tecevrebe giymiş oldu. Normalde cerebe. Bal geldi. Tecevre başına bir te geldi. Etti beş harf. Tecevrebe çorap giymiş oldu. Giyimini kabullenmiş oldu. Bundan sonra üçüncü babı tefe'ale tefe'alu tefe'ulen teşeytana teşeytanu teşeytuna. Burada da bir ziyaret-i tafi evveli evvel bir ta geliyor. Vel ya beynel fa vel an. Fasıl aynı arasında bir ya geliyor. Bak fasıl şindir. Aynı tıdır. Ya geldi. Bunun da binası ne içindir? Söylemiş burada. Lazım için demiş. Bunu tabi kitaptan tasvir edeceğiz tekrar. Şeytanı zeydun. Zeyd şeytanlaştı. Şeytani işler yaptı. Şeytan, Müslüman şeytan denmez ama yaptığı hareket şeytani bir hareket. Bu bakımdan şeytani bir iş yaptı manasında. Sonra ne geliyor?
tereh ve kere geldik. Tefa vele. Tefa velü tefa bulen. Tereh ve ke. Tereh ve kü. Tereh müken. Bir ziyadet taifiye veli. Böyle bir taziyedesi var. Vel vav benil aynı vel fay fasıyla aynı arası bir de vav giriyor. Demin ya girmişti. Şimdi vav giriyor. Bu da lazım işte fakat. Tereh ve ke zeydun. Zeyd salına salına sallana sallana havalı havalı yürüdü. O hal kendine kaldı. Dördüncüsü, beşincisi tefa'la, tefa'la, tefa'lüyen, teselka, teselka, teselkuyen. Bir ziyade tafiye veli, evvela bir taziyat ediliyor. Te, sonra da vel ya'i fi ahir, sonra bir ya geliyor. Ne lazım demiş, lazımsın diyor. Teselka zidun. Yani, ey yani, na'na ala kafa. Na'na bir uydu ala kafa, ensesi üzerine uydu. Sırt üstü yattı. Teselka zidun. Yukarıda selka zeydundu. O da lazım şimdi. Teselka zeydun. O da lazım şimdi diyor. Şimdi bu demek ki tedahrece katılan, bunun aslında üç harfliydi. Bakarsınız mesela. Celebe. Cerebe. Şatanı. Re. Heke. Selka. Bunlar hepsi üç harfliydiler. Başına ta geliyor. Sonra bir harf daha ilavesiyle beş harfli olarak tedahrecenin mastarına benziyorlar. Şimdi limul hakkı ihran ceme. İhran ceme neredeydi? Şuradaydı. Yani rubai mezit, rubai üzerine, dörtlü üzerine iki harf artırılarak altı harf olan harceme ihran ceme olmuştu. Şu ihran cemeye katılan iki bab var. İhran cemenin mastarı ihrin camen. Bunların da mastarı if'in lalen, if'in la'en. Geliyor bak. If an lele, yef an yulü, if in lalen. İk an sese, yek an sese, ik in sasen. Diğeri, if an la, yef an li, if in la en. İslen ka, islen ki, islen ka en. İk an in sasen, islen ka en. İk in sasen, islen ka en. Neye benziyor? İhrin camen. Buna benziyor. Birincisi, ik an sese, bir ziyadetil hemzeti fi evveli. Evveli bir hemze getiriliyor. Yani nuni beynel ayni ve lam. Ayni ile lam arasında bir nun geliyor. Etti ki harfin akara min cinsi lam fiili fi ahiri. Sonuna lam fiili cinsinden başı fark edilerek toplam altı harf ediyor. Aslında bu üç harfiydi. Kaaseydi. Sonra bir hemze, bir nun, bir de son harfinin cinsine bir harf daha sin getirilerek ilk an sesi oldu. Bunun binası mübalağatı lazım. Çünkü harfler çoğalınca mübalağa aşırı fazla oluyor. Lazım, lazım. Bu iş kendine kalıyor. Normalde kaaser racun. Kişi, adam böyle göğsü öne çıkıp sırtı eğri olan böyle yamulan bir insan türü düşünün. Omuzu, göğsü yamuk bir şekilde olan böyle kasıla kasıla belki tabidir, belki gayri ihtiyaridir, belki isteyerek yapıyordur ama kasıntı şeklinde böyle kişiyi düşünün. Kaaser racül. İk an seser racül. Kişi çok fazlasını böyle böyle bayağı kendini böyle kasarak güldü. Kasıntı oldu. Diğer babı if an la, if an li, if in la'en, islenka, islenka, islenka. Bunu da selkaydı. Üç harf artırılacak. Bir ziyadeti hemzeti fi evvelihi, evveli bir ziyadesiyle ben nuni beynel ayni vel lami, ayni lam arasında bir nun, vel ya fi ahir, sonra da bir ya getirilerek üç harfli oldu, alt harfli. Lil mutavati, mutavatisindir. Selkaytuhu, onu attım, sırt üstü attım o diyor. Feslenka, o da sırt üstü düştü. Ey vaka ala kafa, sırt üstü düştü. Şimdi burada bu bablara bak, binasına baktığın zaman çoğu bir ziyade hemzeti, ziyade hemzeti, ziyade ta, evveline hemze geliyor, hemze geliyor, ta geliyor, ta geliyor, hemze geliyor, ta geliyor. Buraya dikkat ederseniz buradaki farklara, bablara birbirine ayırmanız da kolay olur. 6 bab, 12 ilavesi, rubai mücerret bir bab, ona mülak olan 6 tane, sonra rubai mezidin 3 tanesi, daha sonra ne okuduk? Tedahrize katılan 5 tane. Şimdi okuduğumuz İhran Cem'e katılan 2 tane. Böylece binadaki papları tanımlamış olduk. Şimdi binanın son kısmında bir özet açıklama var. Fiiller iki kısımdan müteala edilebilirler. Fiiller. Okuduğumuz fiiller iki kısımdan müteala edilir. Aksam-ı Semaniye. Aksam-ı Semaniye 8 kısım. Fiillerin şu paplarda sülasi, rubai, mezit, gayrimezit olması itibariyle bir de sağlam ve
karışık harf bulunması itibariyle değişik isimler alıyorlar. Bu şekilde 8 kısım oluyor. Sülasi, mücerred, salim. Sülasi 3 harflidir. Mücerred, ilave, ziyadelik yok. Yalın, salim. Kendisinde hemze ve illet harfi olan vav ya elif dediğimiz yok. Şedde yok, hemze yok, vav ya elif yok. Sadece 3 harfi sağlam. Bakın kerume. 3 harflidir, ziyadelik yoktur ve kendisinde illet harfi yoktur. Sülasi mücerred gayri salim. Sülasidir, mücerreddir fakat gayri salim. Salim değildir yani illetlidir. Bak ve'ade. Başında vav var. Bu vav ya elif illet harfi oluyor. Tecvitteki med harfleri. Rubai mücerred salim. Dahrece. Kendisinde 4 harf salimdir. İllet harf yoktur. Hepsi de kendi harfleridir. Ziyadelik yoktur. Rubai mücerred gayri salim. Rubai der mücereddir ama gayri salimdir. Harflerinde bazıları illet harf olabilir. Bak vesvese. Vesvese 2 tane illet var. Sonra sülasi mücerred. Sülasi mezid. Mezidun fihi salim. Sülasidir. Mezidun fihtir. Onda artılma vardır. Bir de salimdir ama. Harfleri sağlamdır. Ekreme. Ne var burada? Elif artılmış. Kelimenin kendisinde yok. İllet harfi yok. Bak kerumede illet harfi yok. Sülasi mezidun fih gayri salim. Sülasidir. Ziyadedir ama salim değildir. Evade. Veade. Ne var bunda? İllet harfi var. Bak bir de bir tane de hemze artılmış. 4 artılmış. Rubai mezidun fih salim. Rubai 4 harflidir. Mezittir. Artılmıştır. Salim harfleri sağlamdır. İlleti yoktur. Tedahrece. 4 harf sağlamdır. Fakat bir ziyade var. Rubai mezidun fih gayri salim. Rubaidir, mezidun fihtir, ziyadelidir fakat salim değildir. İlletli var onda. Tevesvese. Vallar illet harfidir. Bu şekilde 8 kısım oluyor. Yani sülasi mezidun, sülasi mücerred salim. Sülasi mücerred gayri salim. Sülasi mezidun fih salim. Sülasi mezidun fih gayri salim. Etti 4. Rubai mücerred salim. Rubai mücerred gayri salim. Rubai mezid salim. Rubai mezidun fih gayri salim. Bu şekilde rubai ve mücerred olmak üzere fiillerin ana iki konuda incelediğimiz zaman üzerine artırılanlarla beraber say harfli veya illet harfli bulunmakla beraber de kısımlar ayrılıyor. Bunlar tüm fiiller. Şimdi bir de taksimat aksam-ı seb'a, 7 kısım var. Bu sadece sülasilerde. Kelimenin 3 harflisi olan sülasilerde 7 kısım vardır. Sahih demek 3 harfi de sağlam. İlletli yok. İlletli şedde hemze yok. Bak nasara, üç harfi sağlamdır. Ketebe, haraca, katele gibi. İkincisi, buraya gelelim. Misal fiil. Ve'ade, yesüre. Burada ne var? İlk harfi, yani faul fiili, illetli. Vavlısı var, yağlısı var. Ecvef demek ortası boş. Kale. Bu aslında kaveleydi. Elife döndü, kale oldu. Sanki ortasında harf yokmuş gibi okunuyor. Kale. Kavele, kale. Nakıs fiil, sonu noksan demektir. Gaza, Rama, gaza, aslında gaza ve idi. Rama, rame ye idi. Fakat iki harf okuyoruz. Gaza, rama, son noksan. Lefif kendisinde iki tane illetli olandır. İki türlüdür bu. Bazen illetliler küçük olur. Tava, vav ye bak yan yana. Tava, gaviye. Bazen de illetliler ayrı olur. Vakiye, yakî. Vav başta, ye sonda. Başta sonda illetli var. Lefif kendisinde iki tane illetli olan. Muzaaf, şeddeli olan demektir. Medde, yemuttu. Bak, şarf şeddeli. Mehmuz, hemzeli olan demektir. Ekaze, hemze başında. Seele, hemze ortada. Karae, hemze sonundadır. Net, şimdi 7 kısım etti. Bunların tekerlemesi var. Sahihastu, misalestu, muzaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Sahih, misal, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef. Sahih sağlam demek. Misal, illetlisi faal fiilinde muzaaf şeddeli lefif iki tane illetli olan demektir. Nakıs son illet demektir. Mehmuz hemzeli ecbep ortası illet demektir. Böylece binanın tablosunu tamamlamış oluyoruz. Sizden istediğimiz bu tablodaki fiillerin göz görüntüsü olarak zihnimize yerleştireceğimiz şeyler vezin, mevzun, alamete nasıl anlaşılacak, hangi harf ilave edilmişse, ziyade edilmişse onu anlayacaksınız. Binasında ne var? Müteaddi midir? Lazım mıdır? Mutabat mıdır? Mübalağa lazım mıdır? Misalleri de böyle bakarsınız. Bu tablo bize lazım. Zihnimizde burada canlandırılacak. Bundan sonraki derslerimizde inşallah kitabı karşımıza alacağız.
kitabımızın sayfalarına koyarak hangi konuyu okuyacaksak o sayfadan beraberce takip edeceğiz. Sizlerde bir kitabınız olsun. Yani Osmanlı baskısı olan sarf kitabı. Fark etmez her yayın evindeki aynıdır. Asıl eski baskı yani üzerinde kayıtlı olan baskıda almanız lazım. Matbaası mühim değil, mühim olan içindeki yazılar. Şu kayıtlılar. Böyle kayıtlı olacak. Bu kayıtları da çözmeniz öğreteceğim inşallah. O kayıtlarda çok işler vardır. Takıldığınız yerde o kayıtlara bakarsınız. İnşallah. Bu şekilde eski baskı olan diyoruz. Bak burada rakam vardır. Bunlar hep ilave açıklamalardır. Elhamdülillah.